Kimyada Klasikler serisi 71. soru arkadaşlar. 0,5 mollük C2H4 ve CO gazları yani etilen ve karbonmonoksit gazları yeterli miktarda oksijen gazı ile yakılmaktadır. Tepkime sonucunda ortamda 0,9 mol karbondioksit gazı oluşmaktadır. Buna göre başlangıçta karışımın toplam kütlesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Uzun bir soru. Önce yanma tepkimelerini yazmamız lazım. Önce etilen gazını yakıyoruz. Yani oksijen gazıyla tepkimeye sokuyoruz. Hidrokarbon bileşikleri yandığında karbondioksit ve su oluşuyordu. Tepkimeyi denkleştiriyoruz. Önce karbon sayısını denkleştirdim. Suyun başına 2 yazarak hidrojen sayısını denkleştirdim. Oksijen sayısını denkleştirebilmek için de O2'nin başına 3 yazdık. İkinci tepkimeyi yazalım. Karbon monooksit oksijenle tepkimeye girdi. Yani yandı. Karbondioksit gazı oluşur denkleştirebilmek için oksijenin başına 1 bölü 2 kat sayısını yazarız. Şimdi C2H4 ve CO'nun toplamı 0,5 ve bunların yanmasıyla oluşan karbondioksitlerin toplamı 0,9. Şöyle yapıyoruz. X mole Y mol dedik. X mol C2H4 yanarsa 2X mol karbondioksit oluşur. Y mol karbon monoksit yanarsa Y mol karbondioksit oluşur kat sayılarına bakarak bunları söyleyebilirim. buradan x artı y eşittir 0,5 denklemine ulaşırım. Buradan da 2x artı y 0,9 denklemine ulaşırım. Daha sonra bu iki denklemi beraber çözdüğümüzde x artı y 0,5 2x artı y 0,9. İkinci denklemden birinci denklemi çıkartırsak x eşittir kaç kalıyor arkadaşlar buradan? 0,4. E x 0,4 ise y kaçtır? Herhangi bir denklemde x'i yerine koyarsam y'yi de 0,1 olarak buluruz. X ve y'yi ayrı ayrı buldum. Şimdi geliyorum. Daha soru bitmedi. Karışımın toplam kütlesine. X dediğim C2H4'tü. Yani 0,1 mol C2H4 var. Bu kaç gram yapar? 1 mol C2H4 bakın şuradan hesaplayabilirim. 2 mol karbon, 4 mol hidrojen içeriyor. Yani 24 artı 4'ten 28 gram. E o zaman 0,1 çarpı 28 dememiz lazım burası. 2,8 gram yapar. 0,4 mol karbonmonoksit. Hemen bunun da 1 molüne bakalım. 12 artı 16'dan e bu da 28 grammış. Orası kaç yapacak? 0,4 0,4 çarpı 28 diyeceğiz arkadaşlar buraya da. Aslında direkt bunu söylememize gerek de yok. Çünkü ikisi de 28'er gram olduğu için 1 molü. Yani toplamda 0,5 mol varmış. Bunu 28 ile çarpıyorum. O da ne yapar? Topladığın zaman 14 gram yapar. Yani cevap E şıkkıdır diyoruz. 0,4 ile 28 de çarpıp 2,8 ile toplayınca zaten yine 14 gram çıkıyor. Ona da hemen bakalım. Kaç yapıyor burası? 11,2 gram yapıyor.